Zorluklar ve baskılar, Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebelerini yıldırmayacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri, kendilerine yapılabilecek baskılara karşı korkusuz olacaklardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a ve talebelerine münafıklardan, inkarcılar ve ehli dalaletten çok şiddetli baskılar gelecek, işkencelerle ve iftiralarla karşılaşacaklar. Fakat asla yılmayacaklar ve yenilmeyeceklerdir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam elini yardımcılarının omzuyla göğsü arasına sürecek, böylece onlar haklarında alınacak hiçbir hükümden çekinmeyecekler, hiçbir karar onlara zor gelmeyecek. Ayrıca hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin aleyhlerinde mahkeme hükümlerinin de çıkabileceğine işaret edilmektedir. Ancak onlar aleyhlerine çıkabilecek kararlardan etkilenmeyecek ve Allah rızası için yaptıkları ilmi çalışmalarda şevklerinde hiçbir eksilme olmayacaktır. Onun Mehdi'nin kumandanları insanların en hayırlısıdır diyor Peygamberimiz El-Kavlül Muhtasar'da. Onlar Allah yolunda hiçbir kınayanın kınamasından, dedikosundan korkmayan İslam ahalisi. Sünen-i İbn-i Mace, Sahih Hadis kitabı, 10. cilt, 259. sayfa. Kınama, dedikodu, mesela televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde, aleyhlerinde hakaretler, iftiralar olmadık yazılar çıkacak. Mehdi ve talebeleri hakkında. Etkilenecekler mi? Asla. Muhatap dahi olmazlar. Ne diyor Peygamberimiz? Onlar Allah yolunda hiçbir kınayanın kınamasından, dedikodusundan korkmayan İslam ahalisidir. Maşallah. Böyle yiğitler maşallah. Resulullah buyurdu ki ümmetimden bir cemaat Allah'ın emri tahakkuk edinceye kadar batıla galebe çalarak hak üzere devam edecek. Ve onları yardımcısız bırakanlar onlara zarar veremeyeceklerdir. Sünen-i Tirmizi 4. cilt 91. sayfa. Demek ki onları yardımcısız bırakmak isteyenler de olacak. Ne yapacak adam? Çıkacak diyecek ki sakın onlarla görüşmeyin. İşte gazeteler onlarla ilgili yazı yazmasın. Alimler görüşmesin diyen böyle azılı yobazlar, aşağılık mahluklar çıkacak Mehdi'ye karşı mücadele veren. Yalnız bırakmaya çalışacaklar. Ama zarar verebilecekler mi? Veremeyecekler. Kendilerini Resulü sıfay edecekler. Bunu kim söylüyor? Resulullah söylüyor. Sahih Hadis kitabında. Sünen-i Tirmizi'de.